Buyurun Sayın Genel Başkanım. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu İyi Parti lideri Meral Akşener. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gündeminde Rusya ile yapılan İdlib mutabakatı vardı. Moskova'da kazanan Rusya ve Esad oldu, geri adım atan biz olduk. Sayın Erdoğan, biz Türkler tarihimizde çok savaşlar kaybettik. Ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Erdoğan'ın Putin'in ayağına gitmesini ve kapıda bekletilmesini eleştirdi. Onlar sana kapı önünde beklemeyi layık gördü. Sen ayaklarına gidip bir de onlara nasıl teşekkür edebildin? Bu büyük milleti yine utandırdın Sayın Erdoğan. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Erdoğan'ın sık sık Lozan'ı eleştirdiğini belirten Akşener, Putin görüşmesi üzerinden yine Erdoğan'a yüklendi. Sayın Erdoğan konuşmalarında sık sık Lozan Antlaşması'nı eleştirir. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyup söyleyin. Lozan'a böyle ciddiyetsiz, böyle beceriksiz bir heyetle gitmiş olsaydık ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Ben söyleyeyim, doğuda Ruslarla, batıda Yunan'la ortak devriye atıyor olacaktık. Boğazları da İngilizlerle birlikte işletiyor olacaktık. Akşener, Moskova'yı ara çözüm olarak nitelendirdi, kalıcı hale getirmek için neler yapılması gerektiğini anlattı. Moskova protokolü bir ara çözümdür. Buradan Sayın Erdoğan'ı bir kez daha uyarmak isterim. Bir, bu kadar önemli konularda kararları sarayında tek başına alma. İki, bu konuda adımlar atmadan önce muhalefet partileriyle istişare et. İdlib'de verdiğimiz şehitleri hatırlattı Akşener. Şehit haberlerinden iki gün sonra Erdoğan'ın gülmesini istemetti. Acı dolu bir haftayı geride bıraktık. Ümit ettik ki yaşanan felaketlerden ders çıkarılsın. Ama olmadı. Yine olmadı. Sayın Erdoğan'ın yeni beceriksizliklere yelken açtığını gördük. Sayın Erdoğan'ın umurunda olsaydı evlatlarımızı yitirdikten iki gün sonra gülebilir miydi? Akşener son günlerde yaşanan gazeteci tutuklamalarına da tepki gösterdi. Libya'da şehit olan istihbaratçımızın cenazesini bahane edip FETÖ'nün ilk hedefi olmuş gazetecileri yeniden hapse gönderiyorlar. Bakınız, daha önce söyledim, şimdi de tekrar edeyim. Madem şehit istihbaratçımızın cenaze töreni o kadar gizliydi, siyasi parti temsilcilerine kadar herkesi neden davet ettiniz bu cenazeye?